we respond, it is World War III. World War III has never been closer than it is right now. I cannot say a third world war, but a big confrontation, how far we are. I believe that we are not far away from it. Not more than 3-4 months. И это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Nedir bu 3. Dünya Savaşı? Gözünüzün önüne yıllardır ekranlarda, sinema salonlarında bizlere izletilen o kıyamet benzetmeleri geliyor değil mi? Aslında bu savaş ilk dövüşümüz değil. Covid'de, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ve son olarak İsrail'in Filistin'deki soykırımlarında sıklıkla 3. Dünya Savaşı çıkacak mı dedik. Sadece bizler değil, dünyanın dört bir yanındaki liderler de sürekli savaşı zikretti. Ama hiçbirinde bu defa olduğu gibi etkilenmedik. Ne zaman ki açıklama yapanlara Dışişleri Bakanı ve hemen ardından da Milli Savunma Bakanlığı katıldı, işte o zaman acaba demeye başladık. Bence dünya bu senaryoya ciddi almalı, bu tehdit ciddi almalı. Böyle bir risk var. Bunu biz baştan beri diyoruz. O kadar alışmıştık ki 3. Dünya Savaşı'nı duymaya, uzaktaki bir gelecekte sanki bizler görmeyecekmişiz gibi sürekli kurgulayıp durduk. Sanki bir bilim kurgu senaryosu gibi. İçinde bulunduğumuz konjonktürden ya daha büyük bir savaşa ya daha büyük bir barışa gideceğiz. Bakan Fidan bir savaş ihtimalinin 3 nedenden çıkabileceğini söyledi. Ekonomik sorunlar, Ukrayna ve Gazze'deki savaş, son olarak da yapay zeka. Peki gerçekten de bunların herhangi birinden dolayı savaş çıkabilir mi? Ya da bizlerin korktuğu gibi dünya liderleri yeni bir düzen için nükleer savaş çıkarabilir mi? Özellikle İsrail'in son aylarda kullandığı bu orantısız güç ve soykırıma varan eylemleri dünyada çeşitli riskleri arttırdı. Ve bu riskler karşısında devletler de kendi doğasına dönüyor. Yani burada sert gücün kullanımında farklı araçlar gözetilmeksizin bir yönelim var. Bu tabii ki nükleer riski de devreye sokuyor. Ukrayna'daki savaş, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez nükleer savaş olasılığını gündeme getirdi. Baktığımızda büyük güçlerin hepsinde nükleerin olduğunu, diğerlerinin ise hızla silahlanmaya başladığını görüyoruz. Ordusunu güçlendirmek isteyen liderler hızla asker sayısını arttırdı. Almanya tek seferde kullanılacak 100 milyar dolarlık dev bir askeri bütçe ayırdı ve 16 yaşından büyük olan herkesi askere çağırdı. Fransa savaş ekonomisine geçtiğini duyurdu. Rusya hapishanedeki mahkumları askeri personel olarak kullanmaya başladı. Polonya Avrupa'nın en büyük kara gücünü oluşturmak için harekete geçti ve tabii ki nükleer silah üretiminin azaltılması gerekirken daha da artırılması kararı alındı. Zaten 1991'de imzalanan START anlaşması gibi devletlerin nükleer kullanmayacağına dair verdiği sözlere ne kadar güvenilebilirdi ki? Nitekim güvenemeyeceğimiz de geçen yıl anlaşmadan çekilen Rusya tarafından bizlere gösterildi. Bu düzen savaş sonrası yeni dünya düzeninin nasıl şekillenmesine ilişkin bir gösterge de arz ediyor. Dolayısıyla geçmiş dünya savaşlarına baktığımız zaman bir mevcut düzenin devamını isteyen belirli güçler var. Bir diğer taraftan da bu düzenin değişmesini arzu eden ve bunu da güç siyaseti üzerine yapmak isteyen bir blok var. Şu anda dünya net belirgin halde böyle bir eksene doğru gidiyor. Bu tabii ki risk ve tehditleri arttırıyor. Bununla ilgili barış ve güvenliğin sağlanması yönünde bir mesaj olarak okumak gerekir. Çünkü savaşlar çıktığında bunu engellemek çok daha zor. Peki ülkeleri bu denli tehlikeli yapan, bizleri bu kadar korkutan şey ne? Şu an zaten küçük ya da büyük birçok savaş, hatta soykırım yaşanmıyor mu? Gazze'de hayatını kaybedenleri düşünelim. 37 binin üzerinde. Enkaz altındakilerle birlikte 40 bin Gazze'linin katledildiği düşünülüyor. 40 bine kadar saymanızı istesem, her bir sayının İsrail bombalarıyla katledilmiş bir Gazze'li olduğunu düşünerek, işte o zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi soralım, 3. bir dünya savaşı çıkarsa ne olur? Ya da dünya neden bir savaşa girer ki? Kissinger'e göre adil olmadığı düşünülen bir uluslararası düzen eninde sonunda bir meydan okumayla karşılaşır. Evet, bugün 5 devletin dudakları arasına sıkışmış, soykırıma bile dur diyemeyen Birleşmiş Milletler'in olduğu yozlaşmış bir uluslararası sistem var. İşte bugün de bu düzene meydan okunuyor. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir döneme girmiştir. Yani yeni bir dünya savaşının öncesinde olmamız gayet mümkün. Ancak nükleer silahlarla yapılacak bir dünya savaşı sonrasında yeni bir düzen kuracak insanoğlu kalmayabilir. İnsanoğlu ve hatta dünya üzerindeki hayat yok olabilir. Lakin yaklaşan bir savaş olduğu kesin. Ama burada nükleer riski de açıklamakta fayda var. Nükleer riskler
taktik, operatif ve stratejik düzeyde riskleri barındırır. Dolayısıyla stratejik düzeyde bir nükleer risk dünyanın yok olması anlamına gelir. Bundan kaçınmak gerekiyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ardından İsrail'in Gazze'deki soykırımları ve Lübnan'la yaşadığı sıkıntılar savaşların bölgede yayılma riskini de beraberinde getiriyor. Birileri Tanrı'yı kıyamete zorluyor, birileri sözde vaat edilmiş topraklar uğruna bebek kadın demeden ölüm yağdırıyor. Bir yerlerde sabah doğan güneşle birlikte askeri darbeler gerçekleşiyor, dert, tasa, kan ve gözyaşı dünya tarihi kadar eskiye gidiyor. Ve ne yazık ki insanoğlu yaşadığı sürece de devam edecek. İşte insanoğlunun bu açgözlülüğü dünyadaki tek güç olmakla da doymuyor. Öyle ki o gücü koruma uğruna tüm dünyayı nükleer bir sona bile götürebilir. Bir dünya savaşının çıkması için öncelikle dengelerin bozulması, silahlanma yarışının hız kazanması, ittifakların ve askeri anlaşmaların hızla çeşitlenmesi, jeopolitik gerilimlerin yoğunlaşması gibi nedenler gerekiyor. Evet, aslında savaşın çok güzel yapılmış bir tanımı var Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Savaş eğer meşru bir temele dayanmıyorsa bir cinayettir. Buna böyle bakmak gerekir. Çünkü haklı savaş dediğimiz olgu bir egemenlik ve bu toprak bütünlüğüne dayalı bir mücadeleye referans verir. Yani meşruiyet temeline oturması gerekir. Diğer türlü savaşların başlangıcı ve ilerlemesinde bir ilhak, bir toprak kazanımı veya bir ulusun kaderini tümüyle yok etme amacı vardır ki bu zaten savaşı bir cinayet haline getirir. Dolayısıyla savaş kaçınılması gereken ancak savaşın şartları oluşmadan da engellenmesi gereken bir olgudur. Çünkü bu hiçbir tarafın kazandığı bir süreç değildir. Ne zaman ABD'nin gücü zayıflasa dünyanın herhangi bir yerinde bir çatışmanın ya da kaosun çıktığını görüyoruz. Gücünü krizlerle besleyen ABD'nin doğuda yaşanan bloklaşmadan ne kadar rahatsız olduğunu biliyoruz. Daha geçenlerde dolar karşıtı yapılanma BRICS'ten bahsediyorduk. İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme bakalım. Savaştan yeni çıkmış ve yıpranmış Avrupa ülkeleri ABD'den ağır borçlar alarak kendilerini toparlayabilmiş ancak karşılığını Amerikan boyadırlığına girmekle ödemişti. Bir timur sistemiyle uluslararası para rezervini dolara endeksleyen ABD uzun süreli hegemonyasını ilan etmişti. Şimdi ise doların gücünün zayıfladığını, Amerikan hegemonyasının kan kaybettiğini konuşuyoruz. Ancak bu kan ne yazık ki ABD'nin Devlet Bankası'ndan değil, Amerikan elitlerinin dünyanın çeşitli yerlerinde çıkardığı savaşlarda can veren sivillerin bedeninden dökülüyor. Asya'dan yükselen güçler ve bunlar arası işbirliği Amerika'nın tek başına dünyanın her yerinde istediğini yapamadığı bir düzen inşa etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı Amerika Birleşik Devletleri bunun için bir fırsat olarak gördü. Yani Amerika'nın tekrar Avrupa güvenliğinin sağlanmasında üstleneceği rolü NATO üzerinden bu savaşla dengelemeye çalıştı. Onun için bu savaş bitmiyor, devam ediyor. Bunu böyle okumak gerekir. Yine Suriye'de Rusya ile karşı karşıya geldiği rekabet de bunun bir parçası. İsrail'in koşulsuz bir tarafında desteksiz olması da bunun bir parçası. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri dünya liderliğini güçlendirecek mekanizmalar olarak görüyor. Yani kısaca doğunun yükselişinden rahatsız olan ABD, tek kutupluluğa geri dönme hayaliyle yeni krizler ve hatta yeni savaşlar çıkarmak için hazırda bekliyor. Öyleyse nükleer bir savaştan değil de Ukrayna ve Gazze harici yeni cephelerden bahsediyor olabilir miyiz? Biz neden bir dünya savaşı ve nükleer yok oluş senaryolarıyla karşı karşıya kaldık? Dünyada ne oldu da ülkeler yok olmayı göze aldı? Ya da 3. Dünya Savaşı bildiğimiz gibi bir savaş olmayacak mı? Dünya savaşı denildiğinde hemen bir nükleer yok olmaya şartlandık. Nükleerin kullanılmayacağı bir dünya savaşı neden mümkün olmasın diye hiç sorgulamadık. Belki de bu savaş gerçek dünyada bile çıkmayabilir. Is that everybody is speaking only about war? Nobody wants to reach the peace. Nobody speaks about peace. Peace is almost a forbidden word. Please notice this. Unutmayın, COVID öncesinde yapay zekaya dair kamuoyu bilgisizken bugün her an yeni bir yapay zeka programı çıkıyor ve insanın emek gücünü elinden alıyor. Üstelik yapay zeka hayatımıza gireli yalnızca birkaç yıl olmuşken. Ardından gelen teknoloji ve bilgi devrimleriyle şekillenen bugünkü dünyanın nasıl bir geleceğe evrileceğini kestirmek şu anda zordur. Ancak artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği de açıkça ortadadır. Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel, yeni bir döneme giriyoruz. Yapay zekayı doğrudan insanlığın tehdidi haline getirmekten de kaçınmak gerekiyor. Çünkü bu insan güvenliğini, dünya güvenliğini tehdit edebilir bir boyuta gelebilir. Geçtiğimiz yıllarda bilim kurgu filmlerinde karşılaştığımız şeyler belki de gerçeğe dönüşecek. Bunun için de dünyanın geçmiş derslerden
bir vazife alması ve bunu engellemesi gerekiyor. Dolayısıyla emeğe sahip olan küresel hegemonyaya da sahip olur. Gelecekte emeğin karşılığı artık yapay zeka olsa da her harikarda savaşın aktörleri yine devletler olarak kalacak.